Bu dizelerden yola çıkarak 1-2-3-4 yargılarından hangisine ulaşılamaz? Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime. Sözlerim ne kadar duygulu olmak yarışır. Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm dilime diyor. Milli edebiyat zevk anlayışıyla yazıldığına... Şiirin dilinin sade olması ve içeriğine baktığımızda şairin ninesinden öğrendiği dili yani sade dili savunan bir anlayışı benimsemesi milli edebiyat anlayışına uygun düşmektedir. Ulaşılabilecek bir yargıdır. Klasik hece kalıplarından birinin kullanıldığına klasik hece kalıpları özellikle 7, 8 ve 11'li hece ölçüleridir fakat şiirde hece vezni değil aruz vezni kullanılmıştır ve bu ulaşılamaz bir yargıdır. 3'e baktığımızda şiirin araç değil amaç olduğunu diyor. Hayır amaç değil şiir araçtır. Şiirin milli edebiyat anlayışıyla oluşturulduğunu Az önce ifade ettik zaten, bu edebi anlayışta sanat toplum içindir ve şiir topluma fayda sağlaması gereken, fikirlerin aktarımında kullanılması gereken bir araçtır. Dolayısıyla bu ulaşılamaz bir yargıdır. Şairinin yeni lisan anlayışına, savunuculuk yaptığına yine ulaşılabilecek bir yargıdır. Şair Faruk Nafiz Çamlıbel'dir arkadaşlar fakat bunu bilmesek dahi şiirin dil ve üslubuna bağlı olarak yeni lisan savunuculuğu yapan bir şaire ait olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yeni lisan makalesine göre Arapça Farsça gramer kurallarına göre tamlama yapılmamalı. Arapça Farsça edatlar kullanılmamalı. Yani dilde sadeleşmeye gidilmeli. Yabancı etkilerden olabildiğince uzaklaşılmalı. Yazı diliyle konuşma dili uyumlu hale getirilmelidir. Şiire baktığımızda da buna uygunluk görülmektedir ve dolayısıyla burası da doğrudur. 2 ile 3 ulaşılamaz olanlar doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Kimisi doğru, kimisi yanlış tanımlayıcı dallanmış ağaçtaki bilgiler cevap okları yönünde takip edildiğinde doğru çıkış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy arızı, aruzu, aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulamış isimlerdir. Doğrudur. Yahya Kemal Beyatlı'yı da buraya ekleyebiliriz arkadaşlar. Yakup Kadri Halis Ziya ile Nev Yunanilik akımının temsilcileri, temsilcileridir demiş. Hayır. Yakup Kadri ve Yahya Kemal'dir. Ee, Nev Yunanilik akımının temsilcileri noktasında bunları ele almalıyız. Halet Ziya'nın ne bir alakası yoktur. Yanlışa geldik. Faruk Nafiz Çamlıbel beş hececilerin hececilerin en büyük ismidir. Evet, bu da doğru bir e, bilgi içermekte. Dolayısıyla üçe çıktık. Doğru cevap B seçeneği olmalıdır. Numaralanmış yapıtlardan hangisi aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinin bir bölümü değildir demiş. Süleymaniye kürsüsünde Gölgeler, Hakkın Sesleri, Asım, Safaat'ın bölümleridir. Fakat Çanakkale Şehitlerine diye bir bölüm Safaat içerisinde yoktur. Doğru cevap C seçeneği olacak. Ben Safaat'ın bölümlerini buraya yazmak istiyorum. Ee, birinci bölüm Safaat'tır. Ardından Süleymaniye kürsüsünde bölüm vardır. Kürsüsünde. Daha sonrasında Hakkın Sesleri. Hakkın Sesleri. Fatih kürsüsünde. Hatıralar, Asım ve en sonunda da Gölgeler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 tane bölümden oluşur Safa Tatlı Eser. Burada Asım önemlidir. Asım Mehmet Akif Ersoy'un idealize edilmiş bir karakteridir aslında. Asım'ın şahsında aydın, vatansever, hakiki Türk gençliği Asım'ın nesli olarak temsil edilir. Bu da ek bir bilgi olarak sizlere sunmuş olayım bunda. Tekrar söylüyorum Çanakkale şehitlerine diye bir bölüm olmadığı için safahatta doğacağımızı C olarak aldık. Cengiz Dağcı, Özker Yaşın, Bahtiyar ve Bu sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Sanatlarıyla Türklük mücadelesi vermeleri. Evet ortak özelliği aslında budur. Cengiz Dağcı Kırım Türküdür, Özker Yaşın Kıbrıs Türküdür, Bahtiyar ve ise Azerbaycan Türküdür ve Bunlar türklük mücadelesi, eserleriyle türklük mücadelesi vermiş, Türk milliyetçiliğini amaçlayarak eserler oluşturmuş sanatçılardır ve ortak özellikleri de A seçeneğinde ifade edilendir. Aynı ülkenin sanatçıları olmaları zaten daha demin de söyledim Cengiz Dağcı'nın Kırım türkü, Özker Yaşı'nın Kıbrıs, Bahtiyar Vapisi de Azerbaycan türkü olduklarını söylemiştik. Sadece şiir türünde eser vermeleri Cengiz Dacın romanları vardır mesela toplumsallıktan uzak temalara yer vermeleri değil, zaten toplum için sanat yapıyorlar kendileri. İslamcılık fikrini savunmaları değil, Türkçülük fikrini savunmuşlardır. Bu doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gerçekte olmuş veya olması muhtemel olayların şiir biçimde yazıldığı hikayeler temelde Servet-i Fünun döneminde yazılmaya başlansa da milli edebiyat döneminde bu türün başarılı örnekleri verilmiştir. Manzum hikayeden bahsedilmekte burada notumuzu alalım buraya. Sosyal ahlaki bir olay veya durumun daha etkili anlatılmasını sağlayan bu tür serim, düğüm, çözüm bölümleri ve öykünün yapı unsurları dışında tasvirler, ruh tahlilleri gibi unsurlar da belirgindir. Sözgelimi Seyfi Baba şiirinde sosyal bir durum bir çatışma ile kafiye, ölçü, ses tekrarı nazım birimi gibi şiire e, gibi birimi gibi şiire özgü unsurlarla anlatılmıştır. Bu da Mehmet Akif Ersoy'a ait bir e, eserdir. Manzum hikaye e, türünün en yani güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu yönüyle eser şiir şeklinde olay ya da durum anlatımıdır. Tanzimat sonrasında gelişen bu türde beyit bütünlüğü ortadan kaldırılarak anlam birkaç dizede veya beyit de tamamlanmıştır. Aslında bu e, olarak da değerlendirebileceğimiz dize kırılmaları ile birlikte konunun bütüne yayılması. Yani bir konu bütünlüğü sağlanması, şiirin tamamına e, konunun aktarılması durumudur. Ee, ...bu şekilde de düşünebiliriz bunu. Şimdi seçeneklere baktığımızda parçada söz edilen edebi tür manzum hikayedir, evet. Örnek olarak verilen Seyfi Baba Mehmet Akif Ersoy'a aittir. Söz edilen türü yani manzum hikayeyi... ...Servet-i Fünun sanatçılarından cenab Şahabettin geliştirmiştir. Yanlıştır arkadaşlar. Ee, Tevfik Fikret... Tevfik... ...Fikret geliştirmiştir... Ee, ...manzum hikaye türünü Servet-i Fünun döneminde. Dolayısıyla... ...bu söylenemez olandır. Seyfi Baba eserinde olay, yer, zaman ve kişiler yapı unsurları olarak karşımıza çıkar. Fransız şirin etkisiyle anlamın beytin dışına taşırılması anjambmanın işaret etmektedir ki burada zaten bundan da bahsettik. Tekrar söylüyorum. manzum hikaye türünü Fünun sanatçılarından Cenap Şahabettin değil, Tevfik Fikret geliştirmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerde verilen yargıların doğru yanlış belirlemesi aşağıdakilerden hangisi olur? Yeni Lisan'da dilin sadeleştirilip yabancı dillerin etkisinden uzaklaştırılması, Türkçeleşmiş yabancı sözcüklerin ise kullanılmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Ee, Türkçeleşmiş yabancı sözcükler yani halk tarafından benimsenenlerin kullanılmaya devam edilmesine karar verilmiştir Yeni Lisan makalesinde. Ee, i̇kiye baktığımızda Milli Edebiyat 1911'de Selanik'te Genç Kalemler Dergisi'nin genç kalemleri Ömer Seyfettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Ziya Gökalp tarafından ortaya konan yeni insan hareketiyle başlar. Yanlış Hüseyin Cahit Yalçın değildir. Ali Canip yöntemdir arkadaşlar. 3'e baktığımızda dilde sadeleşmeyi savunan Tanzimat 2. dönem sanatçılarının başarılı olmaması dilde sadeleşmeye dava gözüyle bakmamalarından kaynaklanmıştır. Yanlıştır. Ee, özellikle dilde sadeleşmeyi savunan Tanzimat 1. dönem sanatçılarıdır. 2. Ee, döneme baktığımızda da 2. dönemde aslında bir dava gözüyle bakmama durumu yok. Fakat 2. Abdülhamit'in baskıcı yönetimi artık devreye girdi Tanzimat'ın 2. döneminde 1876'dan sonrası için bahsediyoruz biz bunu. Ee, ve toplumsal konulara yer verememiştir sanatçılar. Bireysel konulara yönelmişlerdir 2. dönemde Tanzimat'ın 2. döneminde. Ve sanat için sanat yapmışlardır. Bu da dilin ağır olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Ee, budur yani bu sebeple buradaki bilginin yanlış olduğunu size söyleyebilirim. Doğru yanlış yanlış doğru yanlış yanlış e seçeneği doğru cevabımız olmalıdır. Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için numaralanmış bölümlerin hangilerine yer değiştirmesi gerekir? Tanzimat döneminde Şinasi, tercümanı ahval ve tasvir efkarda sade bir dil kullanmış, milli edebiyatın da dayanak noktası olan dil üzerinde insanları düşündürmüştür. Doğrudur. Namık Kemal Lisan Osmanlı Edebiyat hakkında bazı mülazatı şamildir başlık makalesinde dilin Arapça ve Farsça'nın boyunduruğundan kurtarılması gerektiğini evet savunur ve divan edebiyatını oldukça ağır eleştirilerde bulunur bu makalede. Ziya Paşa da şiir ve inşa makalesinde Türkçe, Arapça ve Farsça'nın birlikte kullanılmasını eleştirmiş, konuşma ve yazı dilinin ayrılığından yakınmıştır. Evet, şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatını, halk şiirini e, yüceltici ifadeleri vardır Ziya Paşa'nın. E, bunları yani Arapça ve Farsçayı burada eleştirmiştir Türkçe ile birlikte e, kullanılmasını, konuşma ve yazı dilinin ayrılığından yakınmıştır. Yani konuşmayı ve yazı dilini aslında yakınlaştırılmak, yakınlaştırmak gerektiğini e, ifade etmiştir Ziya Paşa şiir, şiir ve inşa makalesinde. Daha sonrasında yazmış olduğu harabatta bunun tam tersini aslında e, savunmuştur. Şemsettin Sami lehçeyi Osmanlı'da Türkçeyi bağımsız bir dil olarak görmüştür ifadesi. E, yanlış arkadaşlar. Lehçeyi Osmanlı Şemsettin Sami'ye değil Ahmet Vefik Paşa'ya ait bir eserdir. Ki zaten burada Ahmet Vefik Paşa geliyor. E, Ahmet Vefik Paşa ise nisan Türkiye makalesinde derken lisan Türkiye'de Şemsettin Sami'ye e, ait bir makaledir. Dolayısıyla 4 ile 5 yer değiştirmelidir. Devamına bakalım. Makalesinde Türk kavramı üzerinde dururken bu sözcüğün o yıllarda kullanıldığı gibi utanılacak bir sözcük olmayıp tersine gurur duyulacak bir kavmin adı olduğunu belirtir. Şemsettin Sami'dir bu. 4 ile 5'i yer değiştirmemiz lazım. Dolayısıyla E seçeneği doğru cevaptır. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğundaki çözülmeye engel olmak için bazı fikir akımları kime aydınlar tarafından savunulmuştur? İkinci Mahmud ben tab tebaamdaki din farkını ancak camilerine, havralarına ve kiliselerine girdikleri zaman görmek isterim sözüyle nokta nokta akımını işaret eder. Nedir bu? Osmanlıcılık akımıdır arkadaşlar. Ee, Osmanlıcılık fikir akımı ile Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün milletlerin dil, din, ırk ve mezhep ayırmaksızın kanun önünde eşit görülmesi ve kendilerini temsil etme hakkı verilmesi amaçlanmıştır diyebiliriz. Diğerlerinden de bahsetmek istiyorum. İslamcılık... ...ikinci Abdülhamit ile birlikte devletin resmi politikası haline getirilmiş bir fikir akımıdır. Bir diğer adı ümmetçiliktir İslamcılığın. Kötü gidişatın sebebinin dinden uzaklaşma olduğunu aslında savunur İslamcılık. Osmanlı Devleti içinde yaşayan bütün Müslümanları bir arada tutmayı hedeflemiş... ...ve böylece devletin bütünlüğünü sağlamayı sağlamaya çalışmışlardır ki bunlar tabii ki de başarısız olmuş olan akımlardır. Türkçülüğe baktığımızda Türkçülük... Devletin kurtuluşunun milli değerlere bağlı kalmak olduğunu ve bu değerleri korumak olduğunu belirtmiş bir fikir akımıdır. Batıcılık devletin bütünlüğünün ve kurtuluşunun ancak ve ancak batının biliminden ve teknolojisinden faydalanarak olacağını savunan bir fikir akımıdır. Adem merkezciliğe baktığımızda Osmanlı içinde yaşayan vatandaşlara geniş özgürlükler verilmesini ve çeşitli etnik grupların federasyon gibi kendi siyasal yapısı içinde yaşamalarını savunan bir fikir akımıdır. Buradaki ifade, buradaki boşluğa gelmesi gereken akım ise Osmanlıcılıktır. Tekrar söylüyorum doğru cevabımız D seçeneğidir. Birinci grupta verilen yapıtlardan hangisi ikinci grupta verilen sanatçılardan herhangi birine ait değildir? Han duvarları Faruk Nafiz Çamlıbel'e aittir arkadaşlar. Serabi Ömrüm Rıza Tevfik başa aittir fakat burada yok. Şöyle yazayım şuraya. Rıza Tevfik diyelim. Bölükbaşı'na aittir. Fırtına ve Kar Orhan Seyfi Orhon'a aittir. Cenge Giderken Mehmet Emin Gürdakul'a aittir. Akından Akına ise Yusuf Ziya Ortaç'a aittir. Serab Ömrüm Boş Kaldığı için doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere parantez içindeki ifade getirilemez. Memleket Edebiyatı'nın bildirisi niteliğinde olan nokta nokta şiiri Faruk Nafiz Çamlıbel'e aittir. Sanat evet doğrudur arkadaşlar. B'ye baktığımızda Yahya Kemal Beyatlı Ok şiiri dışı, dışındaki tüm şiirlerini e, nokta nokta ölçüsüyle yazmıştır. Hece diyor. Hece getirilemez buraya. Aruz getirilebilir arkadaşlar. Çünkü Yahya Kemal Beyatlı Ok şiirini heceyle yazmıştır ve diğer tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. O yüzden burası e, yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yahya Kemal Beyatlı aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan önemli bir sanatçıdır. Onu da belirtmiş olayım. C'ye bakalım. Türk sözcüğünü şiirde ilk kez kullanan Mehmet Emin Yurdakul nokta nokta olarak da anılmıştır. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur. dizeleriyle başlayan şiiri oldukça önemlidir. Mehmet Emin Yurdakul'un milli şair olarak anılmış bir sanatçıdır. D'ye baktığımızda milli edebiyat zevk ve anlayışını benimseyen ilk topluluk 5 hececilerdir. ölçüsünden hece ölçüsüne geçmişlerdir. Evet. Akbaba dergisini çıkarırken Yusuf Ziya Ortaş nokta nokta takma ismini kullanmıştır. Çimdik e, takma adı doğrudur arkadaşlar yazdığı fıkralarıyla Yusuf Ziya Akbaba dergisinde yazmış olduğu fıkralarıyla siyasal mizahın güzel örneklerini vermiş bir kişidir ve bu tarz yazılarında çimdik mahlasını, çimdik takma adını kullanmış bir sanatçıdır. Tekrar söylemek istiyorum. Yahya Kemal Bey adlı ok şiirini heceyle yazmıştır. Geri kalan bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Dolayısıyla parantez içerisindeki ifade hece değil aruz olmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. Bazı özellikleri verilen Milli Edebiyat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatı şiirle başlamış, ilk şiirlerini fecrat toplumuna katıldığı dönemde yazmıştır. 1911'de Ömer Seyfettin'de Genç Kalemler Dergisi'ni çıkarmış. Bu derginin baş yazarlığını yaparak Milli Edebiyat'a öncülük etmiştir. Şiir türünde eserlerini Tek Şiir Kitabı Geçtiğim Yol adlı eserde toplamıştır. Bu kim? Ali Canip Yöntem'dir arkadaşlar. E, Aruz'dan Hece'ye geçmiş bir sanatçıdır. İlk şiirlerinde biz aruz ölçüsünü, aras ölçüsünü kullandığını görürüz Ali Canip'in. Daha sonrasında heceye yönelmiştir. Özellikle makaleleri ve edebiyat tarihçiliği tarihçiliğiyle öne çıkan bir kişiliktir Ali Canip Yöntem. Kısaca diğerlerine de bakalım. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin'le birlikte yeni insan hareketine başlatmış bir kişidir. Türkçülük akımının fikir babasıdır. Aynı zamanda ilk Türk sosyoloğudur. Kızıl Elma, Türkçülüğün esasları, Altın Işık gibi önemli eserleri vardır Ziya Gökalp'in. Mehmet Emin Yurdakul, Türk sözcüğünü şiirde kullanan ilk kişidir. Hecenin e, uzun kalıplarını tercih etmiş bir sanatçıdır. Sonra terzareme gibi batı e, nazım biçimleri, batılı nazım biçimlerinde kullanmıştır. Didaktik içerikli şiirleri vardır. Türk sazı, ey Türk uyan tan sesleri gibi eserleri önemlidir. Fuat Köprülü önceleri fecraat toplumunda yer almış, sonraları milli edebiyat toplumuna katılmıştır. Genç Kalemler dergisinin başyazarlığını yapmış bir kişidir. Akademik kimliği ön plana Ön planda olan bir e, sanatçıdır Fuat Köprülü aslında. Tarih ve edebiyat araştırmacısıdır. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, Türk edebiyat tarihi gibi eserleri önemlidir diyebiliriz Fuat Köprülü için. Hamdullah Supi'ye baktığımızda hitabet gücüyle tanınan bir e, kişidir kendisi. Fecrat'tan milli edebiyata geçmiş e, isimlerden bir tanesidir Hamdullah Supi. İstiklal Marşı'nda mecliste ilk e, okuyan e, kişi Hamdullah Supi Tanrı Över'dir. Hitabetlerinin yer aldığı Dağ Yolu adlı eseri önemlidir. Tekrar söylüyorum burada bahsedilen kişi Ali Canip yöntemdir.